Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Eskişehir yöresine ait doyurucu ve çok lezzetli bıt bıt çorbası tarifini paylaşmak istiyorum. Köftemiz için bir tepsinin içerisine bir adet kuru soğanı rendeleyelim. Üzerine bir su bardağı ince köftelik bulgur, bir adet yumurta, 250 gram kıyma, yarım tatlı kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar karabiber ekleyelim. Çiğ köfte yoğurur gibi iyice yoğurmamız gerekli. İyice yoğurduktan sonra elimizi ara ara suya batırarak nohuttan biraz büyük parçalar kopartarak yuvarlayalım. Yayvanca bir tavanın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Kızdıralım ve üzerine köfteleri ekleyelim. Köftelerin her iki yüzünü de ara ara spatula ile karıştırarak orta ateşte hafifçe kızarmasını sağlayalım. Ve daha sonra ocaktan alalım. Ayrı bir tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı un ekleyelim. Unun kokusu gidene dek kavuralım. Daha sonra üzerine yaklaşık 1,5 litre kadar suyu azar azar sürekli karıştırarak üzerine ilave edelim. Kaynayana dek sürekli karıştırmaya devam edelim. Kısık ateşte kaynamaya bırakalım ve bu sırada terbiyesini hazırlayalım. Kasenin içerisine bir su bardağı yoğurdu alalım. Üzerine bir adet yumurta sarısı ekleyip çırpıcı ile karıştırarak üzerine bir su bardağı su ekleyelim. Tencerede kaynamaya bıraktığımız çorbanın kıvamı biraz koyu geldi bana. Üzerine tekrardan 2 su bardağı kadar sıcak su ekledim. Tekrardan kaynama noktasına geldikten sonra 1-2 kepçe terbiyenin içerisine azar azar karıştırarak ekleyelim. Terbiye ılındıktan sonra sürekli karıştırarak tencerenin içerisine ilave edelim. Kaynayana dek sürekli karıştırmaya devam edelim. Kaynamaya başladıktan sonra üzerine bir su bardağı haşlanmış nohut ve yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip kısık ateşte 5 dakika kadar pişmeye bırakalım. Daha sonra üzerine daha önce pişirmiş olduğumuz köfteleri ekleyelim. Yaklaşık bir 7-8 dakika kadar da köftelerle birlikte kısık ateşte ara ara karıştırarak pişmeye bırakalım. Üzerine sosu için tavanın içerisine bir dolu yemek kaşığı tereyağını eritelim. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar biber salçası ekleyip kokusu çıkana dek kavuralım. Daha sonra öncelikle ocağın altını kapatalım ve üzerine bir dolu tatlı kaşığı nane ekleyip karıştıralım. Sosu eklemeden önce çorbanın kıvamı size koyu gelirse üzerine sıcak su ekleyerek kıvamını dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Daha sonra sosumuzu üzerine ekleyelim, karıştıralım ve ocaktan alalım. Sizler de farklı çorbalar denemek istiyorsanız harika lezzeti olan bu çorbayı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.